Din kelimesinin Kur'an-ı Kerim'deki anlamlarından biri de hesap ve ceza günüdür. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde bu anlam bulunur? A şıkkına bakalım. Allah din gününün malikidir. Hesap ve ceza gününün diye hemen zaten cevabımız A olarak gözüküyor. Biz diğer şıklara bir bakalım. B şıkkında Allah sizin için dinde zorluk yaratmadı. Yani burada inandığımız bir din, dünya ve ahiretteki mutluluğumuzu sağlayacak olan bir inançtan bahsediliyor. C şıkkında Firavun dedi ki bırakın Musa'yı öldüreyim de Rabbine yalvarsın bakalım. Çünkü ben onun sizin dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesat çıkacağına inanıyorum. Burada inanç bakımından kullanılmış. D şıkkında müşrikler gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a özgü kılarak ona yalvarırlar. Yani burada yine İbrahim'in inançlarını sadece Allah'a özgü kılarlar. E şıkkında Yusuf kralın dinine göre kardeşini yanında alıkoyamazdı. Meğer ki Allah dilemiş olsun. Burada da yine ve gönderilen dine göre e, incelememiz gerekiyordu. Cevabımız A şıkkı. İnsan yaşadığı çevreyle uyumlu olmaya çalışan sosyal bir varlıktır din, birey yanında toplumları da iyiye ve güzeli yönetmek üzere hükümler ortaya koyar ve toplumların barış ve huzur içinde yaşamalarını ister. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin bu konuyla daha yakından ilgili olduğu söylenebilir. Burada verilen konu toplumların barış ve huzur içinde yaşamaları üzerine olacak. Verilen ayetlerdeki hangisi hangi konuyla değinilmiş onlara bakalım cevabımız ortaya çıkacaktır. Aşıkkın'da her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah yüceler yücesidir. Burada kaderden bahsedilmiş, düzenden, intizamdan bahsedilmiş. Bunun üstteki konuyla alakası yok. B şıkkında muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akraba yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tasınız diye size öğüt veriyor. Bunu bir geçelim arkadaşlar. Diğer şıklara bakalım. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis'in dışında hepsi secde etmişlerdi. Demişti ki: "Bir çamur olarak yarattığın kimseye ben secde eder miyim?" Burada şeytanın inanç bakımından Adem aleyhisselam'ı kendisinden küçük görmesi ve Allahu Teala'nın emrine karşı gelmesinden bahsediyor. Bunun yine alakası yok. Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir. Burada gönderilen peygamberlerin neslini övüyor Allahu u Teala burada. O üstün kılınan nesillerden bahsediyor. Yine toplumların devamı için barış ve huzuru gösteren durumlardan bahsetmiyor. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Yıldızlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Burada yine bir hesaba göre hareket etmesinden kastedilen kaderdir. Ama B şıkkında Allahu Teala'nın adaleti, iyiliği, akraba yardım etmeyi emretmesi üzerine e, bu da neyi gösteriyor? Adalet bahsedildiği için ilk başta ve akraba konusu geçtiği için toplumun devamı olan huzur ve barışı sağlayan durumlardan bahsediliyor. Cevabımız B şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarının özellikleri arasında yer almaz? A kesin bilgi verir. Dogmatik değildir. Doğru. Yer alır. Açık ve kesindir. İçinde şüpheye yer yoktur. Evet açık ve kesindir. Bu da doğru. İnsan fıtratına uygun bir şekildedir. Çünkü Allahu Teala yarattığının kaldıramayacağı yükleri yüklemez. Bu da doğru. Samimiyet ve işlerine dayanır. Zorlama kabul etmez. Evet inanç kalp ile tasdik dil ile ikrardır. Yani iştenlik olması gerekiyor. Yine de zorlama yoktur. Bu da doğru. Her dönemde farklılık gösterir. Zaman ve insanların şartlarıyla ile farklılaşır. Hayır arkadaşlar. İnanç esasları asla değişmez. Her zaman aynıdır. Ve ahirete kadar da devam edecektir. Cevabımız E şıkkı olacak. İnanç esasları bir bütündür. Bölünme ve parçalanma kabul etmez. Biri olmazsa diğerleri de mevcut olmaz bu esaslar ya toptan kabul edilir ya da biri dahi inkar edilmiş olsa toptan reddedilmiş gibi olur. Bir kısmını kabul edip bir kısmını reddetmek İslam'ın bütünlüğünü bozmak, dini tahrif etmek anlamına gelir. Allah'a inanıp da peygamberine inanmayan kişi İslam dairesinde değildir. İslam inanç esasları yani iman şartlarından bahsediyor. Bizler iman şartlarının her birisine ayrı ayrı iman ediyoruz. Hiçbirisini birbirinden ayırmıyoruz. Bu parçada anlatılanı en iyi aşağıdaki ayetlerden hangisi ifade eder? Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah'ın insanları fıtrat üzere yarattığı dine çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Burada dinden bahsediliyor. İslam ilaç hastalığı üzerinden değil. İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk ederler. Öyle ki, Kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur. Bir de musibete uğrarsa çehresi değişir. Dinden yüz çevirir. O dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu apaçık bir ziyandan ta kendisidir. Burada yine insanların sadece iyilik olan taraflara yönelmesi, kötülük geldiğinde de ona sabretmemesi durumuna değinilmiş. Bu da imanın tam olması yönüne gösteriliyor. Yani eksik imandan bahsediliyor. İnanç esası üzerinden değinilmiyor. Ey inananlar Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba inanın. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz gerçek bir sapıklığa düşmüş olur. Burada hepsini kabul etmek üzerine değiniyor zaten. Birini kabul edip diğerlerini reddetmek anlamına değinmiyor. Bedeviler iman ettik dediler. De ki iman etmediniz. Öyle ise iman ettik demeyin, fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalbinize girmedi. Burada iman etmekle teslim olmak üzerine e, bahsediliyor. Burada yine İslam inanç esasları üzerine bir değinme yok. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle daranılan cezası dünya hayatında rüsvalık kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Bir kısmına inanıp bir kısmını inkar etmek işte burada hepsini kabul etmemek sadece birkaçını kabul edip diğerlerini reddetmek anlamına kullanıldığı için cevabımız E şıkkı olacak. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüneni bilendir. O esirgeyendir, bağışlayandır. O kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O mülkün gerçek sahibi, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Haşr suresinin 22 ve 24. ayetlerine değinilmiş. Bu ayetlerde altı çizili cümle aşağıdaki isimlerden hangisi verilir? Aslında tamamını okumaya gerek yoktu ama ben tamamını okudum. Burada altı çizili ifade güzel isimler dediği e, Esma-i olacak arkadaşlar. Cevabımız C. Ama biz diğerleri ne anlama geliyor? Onlara da bir değinelim. Ravza-i Mutahhara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin bulunduğu bahçeye deniyor. Hüsve-i Hasene Peygamberimiz için kullanılıyor. En güzel örnek anlamında. halem Şerif denilen yer Kabe için kullanılıyor arkadaşlar. Ehli Beyt de Peygamberimiz ve onun ehli ailesini anlatıyor. Cevabımız C şıkkı olacak. İslam inanç esasları insan fıtratına en uygun bir yapıya sahiptir. Bugüne kadar inanç esaslarından hiçbiri ilme veya akla aykırı olduğu hususunda bir ispata maruz kalmamış ve bir tenkide uğramamıştır. İnsanın fıtri ve doğal yaratılışı İslam inanç esaslarına uygundur. Çünkü gönül huzuru ve vicdan rahatlığı için tavsiye edilen ilkeler de aynı kaynağa dayanmaktadır. Bu düşünceyi aşağıdaki ayetlerden hangisi dile getirir? Yaratılışa uygun olan bir dinden bahsediliyor. Verilen ayetlere göre bunu çözelim arkadaşlar. De ki hak Rabbinizdendi. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Burada bir özgürlükten bahsediliyor. Yaratılışa uygun bir dinden bahsetmiyor. Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah'ın insanları fıtrat üzere yarattığı dine çevirir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Burada insanları fıtrat üzere yarattığı dine, yani insanın yaratışına uygun olan dine çevir diyor. Cevabımız B olacak ama diğer ayet-i kerimelere de bakabiliriz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında rüsvalık, Kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Burada inanç esaslarının bir kısmına inanıp bir kısma inanmama durumu değil de hepsini topluca kabul etmenin öneminden bahsediliyor. İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk ederler. Öyle ki kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur. Bir de musibete uğrarsa çehresi değişir. Dinden yüz çevirir. O dünyasını da Ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu apaçık bir ziyanın ta kendisidir. Yine burada fıtrat üzerine gönderildiğinden bahsedilmiyor. Ey inananlar Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba inanın. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz gerçek bir sapıklığa düşmüştür. Ee, yine burada fıtrat üzerine gönderildiğinden bahsedilmiyor. Cevabımız B şıkkı olacak. Yüce Allah'ı yegane ilah ve yaratıcı olarak tanıyan, Hz. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olarak kabul eden bir kişi, diğer iman esaslarını ve Hz. Muhammed'in getirdiği dini de toptan kabul etmiş demektir. İnanılması gereken hususlar tek tek söylenmediğinden bu şekilde iman etmeye İslam'da özel bir isim verilir. Bu şekilde iman etmeye aşağıdaki isimlerden hangisi verilir? Zaten parafin içerisinde cevap verilmiş arkadaşlar. Tek tek değil de topluca kabulden bahsediliyor. Bir şıkları tek tek eleyerek gidelim. Hakiki iman, inanç esaslarını araştırarak, akli yönlerine bakarak kabul etmek demektir. Hakiki iman bundan bahsediliyor. Buradaki anlatılan değil. Tasdiki iman, yani inancı tasdik etmek, doğrulamak. Taklidi iman, burada e, kişinin geçmişinden işte atalarından kalan inançlarla yani büyüklerini yaptıklarını kendisine örnek alarak onlardan öğrendikleri şekilde öğrenmek yani araştırıp öğrenmek değil taklit ederek iman etme tafsili iman her şeyi tafsilen ayrıntılı bir şekilde araştırarak iman etmez zaten tahkik imana daha yakın icmali iman dediğimiz icmal her şeyi kabul etmek yani her şeyi topluca görmek yani icmal dediğimiz anda topluca kabul etmek anlamına geliyor. Zaten tek tek değil de topluca kabul etmekten bahsedildiği için cevabımız E şıkkı olacak. Mümin olmak için İslam dinine toptan iman etmek yeterli olmakla birlikte İslam dininin diğer hükümlerini ve inanılması gerekli şeylerin hepsini de öğrenmek gerekir. Çünkü müminin imandan sonra İslam'ın temel inanç esaslarına yönelmesi ve bunlar hakkında bilgisini daha üst düzeye çıkarması gerekir. İslam'da inanılması gereken şeylerin her birine açık ve geniş bir şekilde ayrıntılı olarak inanmak esastır. Nitekim böyle bir iman sağlam olduğu gibi kişiyi bilinçli hale de getirir. Bu parçada tavsiye edilen iman çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu altını çizdiğim kelimeler zaten cevabını içinde barındırıyor. Ayrıntılı geniş bir şekilde. En üst düzey demesi buradaki zaten her şeyi daha ayrıntılı incelemekle e, gösteriyor. Biz şıkları eleyerek devam edelim. Taklidi iman arkadaşlar bizim önceki nesilden gelen insanlara inanmamız yani onlara gördüğümüz şekilde inanmamız e, iman etmemiz anlamına geliyor. Hiçbir şeyi araştırmadan sadece gördüklerimize iman etmek. Bu cevabımız değil. Tasdiki iman doğrulanan iman. Yani imanı doğrulamak şeklindeki kullanılan ifade burada doğrulamaktan bahsedilmiyor. Tasdik etmek, doğrulamak. İcmari iman her şeyi topluca kabul etmek anlamına geliyordu. Burada topluca kabul etmek değil. Yani tek tek değil de topluca kabul etmek, iman etmek. Ama burada bahsedilen bundan değil. Taassubi iman bir şey körü körüne bağlanma. Bir şey körü körüne kabul etme. Araştırmadan Burada da anlatılan bu değil. Tafsili dediğimiz ayrıntılı, tafsil, tafsilat ayrıntılı anlamına geliyor zaten. En geniş şekilde iman etmek ve ayrıntılı iman etmek de tafsili iman demektir. Cevabımız D şıkkı olacak. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da işlerinden birine ölüm gelip çatınca ben şimdi tövbe ettim diyenler ile kafir olarak ölenler için kabul edilecek tövbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlanmıştır. Nisa suresinde 18 tane kelime böyle buyuruyor. Bu ayette imanın geçerliliği için aşağıdaki eden hangisi vurgulanmıştır? Yani kötülükleri yapıyor yapıyor ve ölüm geldiği zaman tövbe ettin diyor. Firavun gibi bir düzenden bahsediliyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Bütünlük arz etmelidir diyor. Hayır. Buradan bütünlükten bahsedilmiyor. Şirk karıştırılmamalıdır. Ortak koşmadan bahsedilmiyor. Alay konusu yapılmamalıdır. Hayır. Alay konusundan da bahsedilmiyor. Şüphe ve kuşku içermemelidir. Zaten inanmıyor. Bu zamana kadar kötülükleri yapıyor. Daha sonra iman ettim diyor. Bunda anlamı yok. Ümitsizlik halinde yapılmamalıdır. Zaten bu zaman, yani son zamana kadar kötülükleri yapmış. Ölüm geldiğinde bakıyor ki kaçacak bir yer yok. O zaman tövbe ettim diyor. Yani tamamen ümitsizlik bir haline kaldığında yapıyor. Ve burada da e, asıl yani imanın geçirdiği için e, aslında yapmamız gereken şeyler ümitsizlik haline değil de her zaman olması lazım. Cevabımız E şıkkı olacak arkadaşlar. İman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür bir arada bulunmaz. Burada e, bahsedilen iman ile küfür bir arada bulunmamasının en güzel örneği ben Mekkeli müşriklerin hali olarak anlıyorum arkadaşlar. Mekkeli müşrikler Allah'a inanıyorlardı. Lakin e, bizim dualarımızı Allahu Teala'ya ulaşmaz, bizim dualarımızı putlar bastır diyordu. İman Allah'a imanları var ama ve kendi dualarına ulaşmaması dediğimiz putlara tapmak gibi küfür konusu da bir arada var. O yüzden biz ona ne diyorduk? Mekkeli müşrikler diyorduk. Bu ayet ve hadiste imanın geçerliliği için aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Cevabı zaten doğruca burada açıklamış olduk. doğruca burada açıklamış olduk. A şıkkında bütünlük arz etmelidir. Hayır, buradan bahsetmiyor. şey karıştırılmamalıdır. Evet burada aslında bahsedilen bu arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Alay konusu yapılmamalıdır. Hayır bu yok. Şüphe kuşku içermemelidir. Ümitsizlik halinde yapılmamalıdır. Bakın şirk karıştırılmamalıdır. İman var bir de küfür. Bir arada yani Allah'a ortak koşma yönünde olduğu için cevap B eşit olacak. Bu parçada İslam inanç esaslarının hangi özelliği vurgulanmıştır? Parçaya bakalım. İslam'ın temel kaynaklarında açık bir şekilde ortaya konulan inanç esasları insanların ortaya koyup tartışmasız kabul ettikleri değerler gibi değildir. İslam inanç esasları vahiy temellidir ve herhangi bir dayatma içermez. Yine İslam inanç esasları hakkında her türlü temellendirme, açıklama ve yorumlama yapılabilir. Hangi özelliğine vurgulanmıştır diyor bir bütündür bölünme kabul etmez. Bu da bundan bahsedilmiyor. Kesin bilgi içerir, dogmatik değildir. Evet vahiy temelli olması kesin bilgi içerdiğini gösteriyor. Dogmatik değildir demek de yorumlama yapılabilir. Her türlü akli sorgulama yapılabilir. Yani dogmatik değildir. Sorgulamayacak bir şey değildir. Cevabımız e, bu olacak aslında. Diğerine bakalım. Değişmez ve sabittir. İslam inanç bu da değişime sabit olduğuna değinmiyor. Akla mantığa uygun olduğundan bahsediyor aslında. Zorlama olmaz. Bundan bahsedilmiyor. Yine tevhide dayatılır. Ee, burada da tevhid konusuna değinmemiş. Sadece kesin bilgi içerdiğini anlatıyor. Çünkü vahiy temelli olduğunu söylemek kesin bilginin bir kaynağıdır. Ve dogmatik değildir demek de üzerine yorumlama yapılabilmesinden dolayıdır. Cevabımız B şıkkı olacak.